Önceki videomuzda iş sözleşmesinin sesi haline bakmıştık. Şimdi iş sözleşmesi hangi durumlarda fesh edilebileceği ve feshin geçerli bir sebebe dayandırılması gerektiği hangi hallerde geçerli bir sebebin ortaya çıktığına bakacağız. 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli sözleşmesini fesh eden işveren, işçinin yeterliğinden veya davranışlarından ya da işçinin veya işçinin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yeraltı işleri yani maden işleri gibi işlerde ise bu kıdem aranmaz. Şimdi birinci şart 30 veya daha fazla iş yerinde. İkinci şart buna 6 aylık kıdemi olacak kişilerin. Üçüncüsü belirsiz süreli bir sözleşmesi olacak ortada. İşveren haklı bir sebep olmadıkça işçinin yeterliliği, davranışı ya da işletmenin iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanacak ve iş sözleşmesini feshedecek. Bu sözleşmenin feshinin mutlaka geçerli bir sebebe dayanması gerekiyor. Peki aşağıda şimdi bazı durumların feshi için geçerli bir sebep oluşturamayacağını açıkça belirtmiş kanun. Birincisi sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işveren rızası ile çalışma için sendika faaliyette bulunmak. Yani herhangi bir şekilde sendika üyeliği olması veya sendika hakkı olan sendikal saatler veya çalışma saatlerinde sendika ile ilgili hakkı olan o saatlerde faaliyette bulunmak bir fesk nedeni değil. İş yeri sendika temsilcisi olmak, yani en çok işçisi olan sendikanın sendika temsilcisini yapmak geçerli bir neden değil. Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu sürece katılmak. Yani işveren size bir haksızlıkta bulundu, siz onun şikayette bulundunuz. Bu işverenin sizi çıkarması için geçerli bir neden değil. Irk, renk, cinsiyet, medeniyet, aile kimlikleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler bir geçerli neden olarak karşımıza çıkmaz. Bu gibi sebeplerle fesih hali geçerli bir neden değildir. Evet. Kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek. Evet. Hastalık veya kaza nedeniyle öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık. Bunlar kesin nedeni olamaz. İşçinin 6 aylık kıdemi aynı iş yerinin bir veya değişik iş yerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. Yani 6 aylık kıdem şartı vardı. Bu kıdem hesaplanırken eğer aynı işverenin yerinde farklı zamanlarda çalışmışsanız yine veya aynı işverenin farklı iş yerlerinde çalışmışsanız bunlar birleştirilerek hesap ediliyor. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işverenin bulunması halinde iş yerinde çalışan işçi sayısı bu iş yerlerinde çalışan toplam iş sayısına göre belirlenir. Yani şurada 30 veya daha fazla iş çalıştırması şartı vardı. Aynı işverenin eğer birden fazla iş yeri varsa bunlar toplanarak bu işçiye ulaşırsa şart sağlanmış olur. İşletmenin bitimini sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları iş yerine bitimini sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu maddeler uygulanmaz. Yani
İşveren vekili, işvereni temsil eden işveren vekili ve yardımcılar hakkında bu bunlar uygulanmıyor. Sözleşmenin fesinde usul. Evet, sözleşme yazılı şekilde feshedilmek zorundadır. Yani işçinin sözleşmesi yazılı şekilde feshedilmek zorundadır. Feshi sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerekir. Evet, feshi sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi şarttır. Yani neden sözleşmeyi feshettik? Bunu açıkça feshi bildiriminde yazmamız gerekiyor. Hakkındaki iddialar karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli sözleşmesi bu işçinin davranış veya verimle ilgili nedenlerle feshedilemez. Evet, hakkında savunması alınmayan bir işçinin belirsiz süreli sözleşmesi o işçinin davranış veya verimle ilgili nedenlerle feshedilemez. Evet, üstün davranış veya verimli gibi nedenler bahanedilerek feshedilemiyor. Feshi bildirime itiraz yoktur. Sözleşmesi feshedilen işçi, feshi bildiriminin bir sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla feshi bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle iş mahkemesi kanun hükümlerince arabulucuya başvurabiliyor. Evet, bu yakın zamanda geldi. Yani iş sözleşmesi feshedilen işçi haklı bir neden olmadığını düşünüyorsa veya sebebin geçerli bir neden olmadığını iddiasında ise bir ay içinde arabulucuya başvurmak zorunda. Evet, mahkemeden önce arabulucuya gitmek zorunda. Arabulucu faaliyet sonundaki anlaşmaya varılamaması halinde son tutanan düzenlenen tarihten itibaren 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açılır. Eğer arabuluculukta eğer çözüme ulaşılamazsa 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açılır. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Eğer taraflar anlaşırlarsa özel hakeme de gidebiliyorlar. Yani birinci aşama neydi? İş feshi bildiriminden itibaren işçi bir ay içinde arabulucuya gitmek zorundaydı. Arabuluculukta eğer bir çözüme ulaşılamazsa arabulucu önünde düzenlenen tutanaktan itibaren 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açılıyordu. Aynı zamanda isterlerse özel hakeme de gidebiliyorlar. Arabulucuya başvurmak için doğrudan dava açılması sebebiyle davadan usulden reddi halinde red kararı taraflara versen tebliğ edilir. Kesinleşen red kararının da versen tebliğinden itibaren 2 hafta içinde arabulucuya başvurulabilir. Yani arabulucuya gitmek zorunlu olduğu için eğer arabulucuya başvurmadan mahkemede dava açılmışsa usulden reddedilir ve arabulucuya reddedilerek taraflara bildirilir. Kesinleşen karara karşı ilgili kişi arabulucuya 2 hafta içinde arabulucuya başvurabilir. Kesin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi kesin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması halinde bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir. Evet, geçerli. Sebep de var olan kesin sonuçları. İşverende geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemede veya özel hakem tarafından tespit edilerek kesin geçersizden karar verildiğinde işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. Yani arabulucuya gittiniz ya da mahkemeye gittiniz. Oradan
şekilde kesin geçerli bir nedene dayanmadığı ortaya çıktı. İşçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundasınız. Eğer işçiyi işe başlatmazsanız, işçiyi en az 4 aylık veya en çok 8 aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorundasınız. Yani nasıl? İşçiyi eğer arabulucu veya mahkeme kararının ardından göreve başlatmazsanız, işe başlatmazsanız işçi en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücret tutarında tazminat ödemekle sorumlusunuz. Mahkeme veya özel kalem kesin geçerliliğine karar verdiğinde işçinin işe başlatılması halinde ödenecek tazminat tutarında belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırmadığı süre için işçi en çok 4 aya kadar doğum bulunan ücret ve diğer hakları da ödenir. Bu da önemli. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırmadığı süre için işçiye en çok 4 aya kadar da bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. Mahkeme veya özel kalem ikinci kıtada düzenlenen tazminat ile üçüncü kıtada düzenlenen ücret ve diğer hakları dava tarihindeki ücret esas olarak parasal olarak belirler. Yani ödenecek ücretler dava tarihindeki durum ve şartlara göre parasal olarak belirlenir. İşçi işe başlatırsa peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ve kıdem tazminatı yukarıdaki hükümlere göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait peşin ücret ödenmişse bu sürelere ait ücret ayrıca ödenir. İş kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğine itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Yani kesinleşen mahkeme kararı ortaya çıktığında 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundasınız. Eğer işçi bu süre içinde işverene başvurmazsa sonuçlarından kendisi sorumlu olur. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise işverende yapılmış olan kesin geçerli bir sebep sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçlarıyla sorumlu olur. Taburculuk faaliyeti sonunda tarafların işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları halinde işe başlatma tarihini, İkinci kıtada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal miktarını, işçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci kıtada düzenlenen tazminatın parasal miktarını belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanmamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılmış tarihte işe başlatılmaması halinde geçerli kesin hale gelir ve işveren sadece bunun sonuçlarıyla sorumlu olur. Evet, buralar da çok önemli aslında. İşveren iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesindeki çalışma koşullarına değişik bir sözleşmesinin tespit edildi.
işçilerin iş sözleşmesinde veya iş sözleşmesinin iki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ile iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapar. Yani şöyle, eğer işçinin yaptığı işle ilgili çok önemli bir değişiklik varsa işçiye bu yazılı olarak bildirilir. Bu şekilde uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklik işler işçiyi bağlamaz. Önemli bir değişiklik vardı. Önemli değişiklik işçiye yazılı olarak bildirilecekti. İşçi bunu 6 iş günü içinde kabul edecekti. Kabul etmezse işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse işveren değişikliğin geçerli mi nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Eğer işveren şunu iddia ederse işte bu değişikliğin çok önemli olduğunu ve geçerli bir nedene dayandığını bunun sonucunda iş sözleşmesini feshedebilir. Ancak taraflar anlaşarak da çalışma koşullarını değiştirebilir. Çalışma koşullarındaki değişiklikler geçmişe etkili olarak yürümez. Bu önemli. Yeni işverenin sorumluluğu. Süresi belirli olan veya olmayan sürekli sözleşmesiyle bir işverenin işine girmiş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymak işini bırak başka bir işverenin işine girerse, sözleşmenin süresi kesinden ötürü işçinin sorumluluğu yanında ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur. Belirli bir süreli iş sözleşmesinde bir yerde çalışan kişi sözleşme bitmeden önce eğer bu sözleşmeye aykırı olarak başka bir işverenin yanında işe girerse yeni işveren de işçi sorumluluk altına giriyorlar. İşçinin bu davranışa yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa, yeni işveren işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa, yeni işveren işçinin bu davranışı öğrendikten sonra da onu çalıştırmaya devam ederse buradaki tüm maddi kayıplardan ve diğer zararlardan ikisi beraber müteselsilen sorumludur. İşçinin haklı nedenine derhal kesin hakkı. Evet, burası çok önemli artık. Şimdi yukarıdaki kesin hakkı şartlı haklardı. Şimdi bu derhal fesih hakkında eğer bunlardan birisi ortaya çıkarsa bir başka herhangi bir şeye gerek kalmadan iş sözleşmesi veya bildirim süreleri beklenmeksizin bu iş sözleşmesi feshedilmesi sayılır. Süresi belirli olsun ya da olmasın. Yani sözleşmesinin belirli ya da belirsiz olması önemli değil. Aşağıdaki durumlardan birisi çıkarsa sözleşmesi bildirim süresine de beklenmeksizin direkt feshedilir. Sağlık sebepleri. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayış için tehlikeli olursa. Evet, yaptığı iş işçinin sağlığı ve yaşayış için tehlikeli olacak. Birinci madde. İşçinin sürekli olarak yakından veya doğrudan evet, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi, bulaşıcı veya işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa, evet, bu iki madde sağlık sebepleri olarak sayılıyor.
Evet, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyan haller ve benzeri. İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uymayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. Evet, işveren sözleşme kurulurken işçiyi yanıltacak. İşin yaptığı işin konusunda, yapacağı işin konusunda veya şartlarını farklı bir şekilde lanse edecek veya yanlış söyleme suretiyle işçiyi yanıltacak. Birincisi bu. Direkt kesiş sebebi sonradan ortaya çıkarsa, işveren işçinin veya aile üyelerinden birinin şeref veya namusunu dokunacak şekilde kötü sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçi cinsel tacizde bulunursa direkt kesiş sebebidir. İşçi veren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçi veya ailesi üyelerinden birine karnına karşı özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve aile üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref bahsiyet kırıcı ağır israf ithamlarda bulunursa, İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa önemli. Yukarıda işveren işçiye bir taciz söz konusu. Burada işverenin bir işçisi diğer bir işçisine karşı taciz söz konusu ve taciz sonunda gerekli bir önlemin alınmaması. İşveren tarafından işçinin ücret, kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak sabitlenmez veya ödenmezse, yani ücret tabii ki esas nokta, ücret ödenmezse yine kesi hakkı var. Ücretin parça başına veya iş miktarı üzerine ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı veya miktardan az iş verildiği hallerde aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa. Bu durumlarda direkt bir kesi hakkı var. Şimdi zorlayıcı sebepler. Yukarıdakiler direkt kesi hakkı gibi, zorlayıcı sebepler de direkt kesi hakkı. Aynı şekilde doğrudan kesi hakkı. İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa bu da kesin sebebidir. İşte bu ne olur olabilir? Elektrik kesintisi olabilir. İşte makinelerin tamamen arıza yapması olabilir. Veya mal gelmemesi gibi sebepler de olabilir. Ama işveren eğer burada işçinin hakkını ödüyorsa tabii ki karşılıklı bir sıkıntı olmayacağı için bir kesintisi söz konusu olmayabilir. Evet, işverenin hakkını ödenler derhal kesi hakkı. Şimdi yukarıda işçinin derhal kesi hakkıydı. Burada işverenin derhal kesi hakkı söz konusu. Süresi belirli olsun veya olmasın işveren aşağıdaki yazılı hallerde iş sözleşmesinin sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemek istifade edebilir. Yukarıda bildirim sürelerinden bahsetmiştik. Burada derhal kesi hakkında hiçbir şeye uyulmaz. Sadece bu durum ortaya çıktığında sözleşme otomatikman kes edilmiş olur. Sağlık nedenleri. Evet, işçinin kendi kastından yerli veya toplu olmayan içerisinde yahut içki düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda
Bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda 5 iş gününden fazla kullanılır. Şu var. Kendi kastı veya düzensiz bir yaşayışı var veya alkolik bir durumu var. İşçi kendi hatalarından dolayı bir hastalığa yakalanıyor ve engelli hale geliyor. Bu durumda eğer ardı ardına 3 iş günü işe gelmezse veya bir ayda toplamda 5 iş gün işe gelmezse derhal fesat ortaya çıkar. İşçinin kısırda hastalığın tedavi edilmeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunu sağlık kurulunca saptanması durumunda. İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde 74. maddede sayılan izin halleri yani sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işe gidemediği günler için yani süreler için ücret istemez. Askıda kalması. Örneğin askerlik gibi durumlar olabilir. Evet, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri. İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşme esas noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunları kendisinde bulunduğunu iddia ederek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işverenin hiçbir yanıltması. Düzeltiyorum. İşçinin işvereni yanıltması. Eğer şöyle işçi iş sözleşmesi kurulurken veya kurulmadan önce işverenin aradığı şartları onda olmadı, o vasıflar onda olmadığı halde varmış gibi lanse ederek veya göstererek bu sözleşmeye kurulmasına neden olmuş ve sonra bu durum ortaya çıkmışsa direkt fesih hakkı yine ortaya çıkar. İşçinin işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. Evet. İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. Bu da bir fesih hakkı olarak karşımıza çıkar. İşçinin işveren yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka bir işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde olarak alarak gelmesi ya da iş yerinde bunları kullanması, işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk veya bağlılıkla bağdaşmayan davranışlarda bulunması, işçinin iş yerine 7 günden fazla hapse cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir işlemesi. Evet. İşçinin iş yerinde 7 günden fazla hapse cezalandırılan, cezası ertelenmeyen bir işlemesi. Dikkat edelim, iş yerinde diyor. İş yeri dışındakiler buna tabi değil. İşçinin işverenden izin almazsın veya attığı bu sebeple dayanmazsın. Ardı ardına 2 gün veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü. Evet, herhangi bir tatil derken pazar günü de olabilir. Genel tatillerden sonra da olabilir bu. Yahut bir ayda 3 iş günü işine devam etmemesi direkt fesih hakkıdır. İşin yapmak ve ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatı halde yapılmakta ısrar etmesi, işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp eli altında bulunan makineleri, tesisat veya başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. Evet, burada eğer 30 günlük ücretinden daha az zaten oradan kesinti yapılır. Ama daha fazlaysa artık iş sözleşmesi kesilir. Evet, şu
sebepler de ortaya çıkarsa fesih hakkı ortaya çıkar. İşçi iş yerine bir haftadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebep ortaya çıkması. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması. Evet. İşçi bu gibi durumlarda da yine aynı şekilde yargı yoluna başvurabiliyor ama ancak bazı maddeler yargı yolunu kapalı. Evet. Şimdi bu derhal fesihin belli bir süre için zamanda kullanılması lazım. İki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten ve herhalde fiilin gerçekleşmesine itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Evet. Bu davranışı öğrendikten sonra 6 iş günü içinde fesih hakkının derhal kullanılması lazım. Veya herhangi bir şekilde bir yıl içinde öğrenilirse yine feshedilebilir. Ancak bir yıldan sonra kesin bir zaman aşımı süresi söz konusu. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlanması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. Bu sefer süresiz bir durumla karşı karşıya kalınır. Evet. Diğer videomuzda işçinin hakları ve diğer maddelerle devam edeceğiz.